gerçek anlamda ya üst akıl diye bir akıl yok hep anlatılan. Gerçekten bir yani NSA denilen veyahut da Evet, Trump'ın Simpson'larda geçen o karesi. Evet. Pentagon'un güçlü Evet. yapısı yok ve şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon diyor ki arkadaş diyor kim seçilirse seçilsin çok önemli değil. Ona göre yönetilsin bu Oraya ülke. geçen de Çok. atıyor tweet'i, öyle Ya kendi. öyle yani birisi bir şeyler yapıyor. Yani şimdi siz şöyle düşünün. Bir adama biraz görev verdiğiniz sürece adam hemen sistemi yönetmeye çalışır. Bu bir kurumsa sistemi korumaya çalışır. Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere. Her kurumun içinde sistemi korumak için görevli, en azından kendinde öyle hisseden, çok basitçe anlatırsak insanlar var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir başkan seçerken Trump gibi bir adamın seçilebilmesi ihtimali var mı? Normalde. Normalde yok. Yok, o Yok. Onların bir Şimdi sürü diyelim ki kişi. bu oyla Evet. oldu. Bizi bir kişi Kriterlere yönetir. uymuyor. Bak, hayır Ama hayır. en zekimiz yönetir derler Bak, mesela. oyla oldu diyelim. Yani. Oyla olduğu zaman şöyle oluyor. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri çok kısa farklı Evet. oylarla olur. En son seçimleri bu masada konuştuk. O zaman da rakamlar çok azdı. Aa işte öyle kazanırlar. Şimdi o öyle değil böyle olur. Çünkü neden sistemi yönetenler Evet. hiçbir şekilde bu sistemin zarar gelmesini istemez. Şimdi Tamam. Aytunç Altındal'ı anarak gidiyorum. Allah rahmet eylesin. Bir takvim kullanıyoruz. Bu takvim işte 365 gün olan bir takvim. Doğru Evet. mu? Gregor. Papalardan bir tanesi diyor ki ben diyor böyle bir takvim uyguladım. Biz de o takvimi aldık, kullanmaya devam ediyoruz. Bu adamların kullanmış olduğu takvim bizim kullanmış olduğumuz takvimden daha kısa. Biz 365 gün kullanırken 225 gün kullanıyorlar. Aradaki fark kadar yıl atlamış oluyor adam. Dolayısıyla adam için sen bugün bunu düşün ki bu 300 yıllık bir operasyon. Bunun devamında adam zaten senden önde. Sen 2020'yi yaşarken adam yaşadığı tarih 2050'yi görüyor. Tamam. Dolayısıyla biz buradan baktığımız zaman şöyle görüyoruz. Örnek veriyorum. Ya Yunanistan'la Türkiye arasında sınır varmış diye görüyorsun. Adam uzaydan baktığı zaman bu sınır diye bir şey yok. Orada insanlar var. İsterse sınırı oradan çiziyor, isterse buradan Evet. çiziyor. Adam için öyle bir şey. Çünkü adam yukarıdan bakıyor. Biz sınırlara baktığımız zaman diyoruz ki ya bugün diyoruz işte Irak, İran sınırı böyleydi. Yarın bir bakıyoruz Irak'ın kuzeyi olarak değişiyor falan fişmekan. Her an değişen bir organizasyon aklı var Evet. adamda. Eğer biz bunu çözemediğimiz sürece bu sisteme adapte olmamız, anlayabilme şansımız yok. Anlamak istiyorsanız bu sistemin içine bir şekilde entegre olmanız lazım. Hani şimdi birisi sormuş diyor ki Ali Sistemde bir çark olmak yani lazım. diyor ki abi peki bu kadar anlattığında karamsar mı? Hayır Değil karamsal canım. değil. Akın Robotics gibi. Sen de robot Evet. üreteceksin. Sen de bu sistemle kavga etmeyip sistemin içine Evet. adapte olacaksın. O zaman bu sistemin yöneticisi olursun. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi yani iş beşten büyüktür dediğiniz zaman ben de bu işin içinde oyuncuyum diyeceksin kardeşim. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bu satılan bir oyunumuz var bizim. 1,8 1,8 milyon. milyar Evet. dolara. Evet. Şimdi ailelerde Peki. şöyle bir mesele var. Teknoloji, cep telefonu ya da işte tablet, Çocuklardan mı oyun oynuyor? çocukların ellerinden alıyorlar. Bunu almasınlar. Ben kesinlikle İçeriğini almalarına karşıyım. denetlemekte fayda Bravo. var Hayır. yani. Bravo. Bak bir anne İçerik için denetlemek, çok güzel ama bir laf. içeriği denetlemenize ihtiyaç duyulmayacak yöntemler var. Mesela nedir? Çocuğu programlama kursuna gönderebilirsiniz. Grafik yazma Kodlama. kursuna, kodlama kursuna gönderebilirsiniz. Yani böyle dersler verirseniz çocuk zaten başka içeriklere girmeden onları üretmeye başlayacaktır. Yani biz sistemden şikayet etmek yerine sistemi kullanmaya çalışsak, ki şu an çok zekiler. Bu konuda sanal alemi bizden çok çok iyi. Yani onların sanal zekaları var şu an. Yani yeni bir zeka kavramı ortada var zaten. Sanal zeka bu. Sanal Dijital zekaları sisteme onlar çok yani kolay uyum sağlayacak, değil mi? Güzel kesinlikle söyleniyor. şimdi o sistemin içerisinde bakın ne güzel gençlerimiz
bir oyun yaptılar dünya çapında ve 1.8 evet. milyar dolara satıldı bu. Bundan 100 tane yapmış olsalar, 1000 tane yapmış olsalar, bu yapanlar nasıl yapıyor? Normalde aynı şekilde. Bu tarz eğitimlere yönelebilirler ya da telefon markalarına, işletim sistemlerine yazılım yazsalar, basit programlar, işte müzik dinleme, radyo dinleme vesaire gibi, oradan para kazanıyorlar. Şimdi ve bayağı yüksek paralar kazanıyorlar. Yani bu tarz işlere yönlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Hiç şeye, sistemi, ya bu kötü. Hayır, kötü değil. Biz bunu yaşıyoruz. Yaşıyorsak kötü değildir. Allah bize kötü bir şey niye reva görsün? Kötüleştirecek olan biziz, güzelleştirecek olan da biziz yani. Neyi kullandığımıza bağlı diyorsunuz. Tabii ki bu aynen bu şekilde. Gelelim bir Simpsonlara. Durum. Evet, Simpsonlara. Simpsonlardayız da. O ya, suikast yani Kennedy'lerin olduğu gibi böyle silahlı olmayacak anladığım kadarıyla. Bilmiyoruz yani, o konuda bir şey vermiyorlar. Onun yorumu tabii. Yani ben şöyle ilginç bir şey, bu programı da biz Koray Şerbetçi'nin 2018'de An ve Zaman programında yapmıştık. Selam Gaybi, olsun Koray Hoca'ya da. Aynen, selam olsun. Gaybi Haberler diye bu Nostradamus, Baba Vanga, Muhittin İbni Arabi, Abdullah Baba, Abdullah Gürbüz, bunların çalışmalarından şeyler. Mesela Muhittin İbni Arabi 1200 senesinde, Osmanlı Devleti biliyorsunuz 1299'da kuruldu. 1200 senesinde Fit Şeceretül Devleti Ali Osmaniye diye bir kitap yazıyor. Kitabın içeriği şu, adı da o zaten. Osmanlı Devleti'nin şeceresi. Burada hangi padişahın ne zaman tahta çıkacağı, ne zaman tahttan ineceği, hatta Abdülaziz'in suikastle, intihar suçu verildi ona, suikastle öldürüleceğini dahi yazıyor. Şimdi 1200 senesinde yazıyor, bu olay 1600-1700'de oluyor bakın. Yani şimdi böyle şeyler yapabilen sistemler var. Yani onların da bugüne baktığımız zaman bu olayların birçoğundan zaten haber verdiklerini biliyoruz. Bununla ilgili 2018'de yaptığımız o programda aslında bugünleri anlatıyoruz biz. Söylemiş oluyoruz. Yine bir suikast ve bu dönemlerde. Evet, bu dönemlerde yani 2020'den itibaren bir şey, ayı, yani Rusya'nın simgesi ayı, öyle tasvir etmişler. Evet. Kartal, Amerika'nın simgesi, bir tane daha var. İşte doğuların simgesi diyeyim yani. Doğuların simgesi, bunlarla ilgili böyle bir şey. Yani bir suikast olabilir ya da bir hastalık nedeniyle görevini yerine getirememe durumu. Ve ondan sonra da büyük bir karışıklık, kaos olacağını söylüyorlar. Bu bir şey. Daha önce test ettik, denedik, dedikleri çıkabiliyor yani. Bunu da bilmiyoruz. Yani peki Simpsonlardaki diğer evet. görüntüler, mesela şu anda George Floyd olayı ya, bu fake galiba. Bu yani fake, bu olaydan bunu zaten, sonra. Evet yani orada kim yapan çizim? Kişi de altına imzasını atmış. Öncesinde yapılan bir şey değil, sonrasında yapılan bir şey. Fakat bir diğer görüntüde bize de Butterfly atmış. Butterfly diye arkadaşımız, evet. Springfield'deki polis aynen. istasyonunun aynen, polis vurulmasıyla, şey yakılmasıyla yakılması. İlgili. Alakalı. Arkadaşlar şöyle bakın. Onu da versene bu kitabı. Onu da vermesinde yarar var. Ya gözünü seveyim, bununla ilgili yorum bile almayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. programın açılışında söylemiş olduğum tüm operasyonlarda bir polis istasyonu yandı ve benzer. Evet. Yani hani bunu koydu da... Bir de polis istasyonlarının, yani polis merkezlerinin yapısı aynı. Tabii aynı. Yani itfaiye binası gibi, polis merkezi gibi, hastane gibi. Amerika'da bu tarz kamu binalarının yapıları birebir aynıdır. Yani aynı, yani en faydalı nasıl diye bir tane mimari proje hazırlanır. O proje her yerde, o eyalette diyelim, 10 tane il varsa o illerin hepsinde aynı bina yapılır yani, inşa edilir. O yüzden buna böyle çok fazla işte kehanet değil. Zaten orada yanma görüntüsü tabii de bunu bambaşka veren, bir sebepler. Yani kanallar ve üzerinde yorum yapanları kale bile almayın. Bakın dostlar, ben hiçbir zaman 5G ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Bana kayıt bulun. Yani şununla ilgili. 5G ben ısrarla gelecek, sordum. Evet. Israrla şahidimiz, moderatörümüzdür. Yani şöyle çok söyleyelim. Sordum, evet. Ben dedim ki herkes 5G'yi o kadar çok abartıyorlar ki. Ya biraz önce size, hatta çarşamba günü anlattığımda YouTube'da göreceksiniz. Ya onun çok çok üstünde bir sistemden bahsediyorum. Siz 5G'yi kullanırken dedim, adam 6G'yi kullanıyor. Siz 5G'de devam edin diyorum. Yani konuşulanamayan kullanıcı adlı kişi 24 kayıt dışı.
Diyor ki Ertem Özyiğit, virüs başladığından beri 5G diye bizi yedi bitirdi. Sen başkasını dinlemişsin evet, kardeşim. Kısım. Hatta 2 gün önce ben, yani şu anda izliyordur. Samimi dostlarım da çünkü hafta içinde bazı şeyleri sormamı istiyorlar. Torpil geçmemek adına çok da sormuyorum ama. Daha yeni 2 gün içinde niye Ertem Bey'e sorsan ısrarla 5G ile ilgili dedim ki ısrarla konuşmuyor. Yani ya kayda değer bulmuyor ya yani konuşmuyor o konuya diye kendim söyledim daha 2 gün önce. Yani kendimi biliyorum böyle bir şey konuşmadı. Yani şöyle bakacaksınız yine söylüyorum 5G. Laf olsun torbada olsun. Ya, şöyle bak. Eski bir teknoloji. 4G, bak eski teknoloji. Yani attığım en son tweetlerden bir tanesinde şöyle yani insanlar 5G'yi konuşurken adamlar bunun çok çok üstünde bir sisteme sahipler. Siz dedim ki bir gün karşı çıktığınız, konuşmadığınız aynı 4G'de de bu yaşandı. Evet. Hayır, bir gün 5G'yi kullanacaksınız. Bir şey 6G çıkarsa 6G evet. ile ilgili böyle geyikler yapılacak. Ya bu Galileo'nun işte dünya yuvarlak demesi gibi bir şey ama biz bu handikapa sürekli düşüyoruz. Şu manyetik alan. Yani, evet, şimdi evet son 100 evet. günde ne oldu? Evet. Lekesiz güneş izlenimleri insanlarda tedirginlik oluşturuyor. Tedirgin olmalı mıyız? Olmalıyız. Şöyle mesela bu dün şeyde konuşulan bir önceki gün pardon. Hayır, NASA 2018'de yaptı.